Sultan Melikşah, Abbasi halifesini kurtarıp İslam dünyasının kurtarıcısı olarak görülen, Bizans'a diz çöktüren, Karahanlılarla Gaznelileri birleştikleri halde ikisini birden deviren, topraklarını Çin Seddi'ne kadar genişleten güçlü Selçuklu hükümdarı. Melikşah döneminde Selçuklu bir dünya devleti haline geldi. Sınırları o kadar genişledi ki Marmara Denizi'nden Umman'a, Kafkasya'dan Çin Seddi'ne, Hint Okyanusu'ndan Kudüs'e kadar inanılmaz bir alana yayıldı. Melikşah, çok güçlü bir istihbarat teşkilatına, tarihin en zeki ikinci adamlarından olan Nizamülmülk gibi bir devlet adamına, din alimlerine, bilim insanlarına sahipti. Onun ordusunun gücü dilden dile dolaştı. Yönettiği milletler arasında Hristiyanlar, Ermeniler, Araplar, Afganlar, Türkmenler, Kürtler, Farisiler ve daha niceleri vardı. O, dünyanın en karışık coğrafyalarının tamamına hükmediyordu. Orta Doğu Arap Yarımadası, Kudüs, Diyarbakır, İran, bugünkü Afganistan, Pakistan tamamen onun emrindeydi. Melikşah'ın yönettiği alanlar ondan sonra bir daha asla bir hükümdar tarafından tek başına yönetilemedi. Sultan Melikşah tıpkı Fatih gibi genç yaşta başa geçti. Kısa süren bir egemenliği olsa da dünya tarihine adını yazdırdı. Öyle büyük hedefleri vardı ki yanındaki devlet adamlarını bile ürkütüyordu. Afrika ile Avrupa'yı, Asya'yı aynı anda yönetmek isteyen Melikşah, bilgisayar oyunlarında bile muvaffak olamayacak şekilde her yönden ilerliyordu. Stratejik hamleleriyle düşmanını şaşırtan Melikşah, ordusunun ayak sesleri geldiğinde tüm hasımları aman diliyordu. Melikşah'ın ordusu bir yere yakınlaştığında düşmanları asla kazanmayı aklından bile geçirmiyordu. Herkes artık oyunun sonu diyordu. Öyle ki bazı muharebelerde kendi tarafından düşman tarafına geçen hain askerleri olmasına rağmen tümünü birden imha edecekti. Güzel ülke Türkiye Karakutu kanalından herkese selam. Zeki bir devlet adamı olan Melikşah, kendi zamanında rasathane kurarak bilime ne kadar önem verdiğini de göstermiştir. Melikşah'ın özelliği hem dini hem de fenli ilimlere önem vermesiydi. Sarayda her iki kesimden de uzman kişiler vardı. Melikşah, 1055 yılında doğmuştur. Çocukluğu Isfahan ve civarında geçmiştir. Babası Alparslan kabiliyeti ve cesaretiyle dikkati çeken Melikşah'la yakından ilgilendi. Melikşah, uzun boylu, biraz şişmanca ve beyaz tenli olarak tasvir edilmiştir. Çok güçlü bir orduya sahipti. Başarısının sırrı biraz da bunda gizli. Bu Selçuklu ordusu bir profesyonel ordu idi ve gulam adı verilen kölemenler ve paralı askerlerden oluşmaktaydı. Melikşah'ın devamlı olarak asgari 46 bin süvari askeri emri altında olduğu belirtilmiştir. Bu askerlerle komuta eden yetenekli emirleri de bulunmaktaydı. Melikşah'ın emirleri arasında Emir Saltekin, Emir Bozan, Emir Porsuk, Emir Aksungur, Emir Goharay'ın ve Kumak sayılabilir. Melikşah, askerleri seferde olmadığı zamanlar Isfahan bölgesinde yaşamıştır. Bu nedenle Isfahan, Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti sayılmaktadır. Şahsi ve devlet hazinesiyle ordusunun kullanılmayan silahları Isfahan'dan 8 kilometre güneyde, Soffa Dağı zirvesinde bulunan bir dağ kalesi olan Deskühte saklanmaktaydı. İskan politikalarına devam etti. Babası Alparslan'dır. Onun gibi Türkmenleri getirip Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştirerek Bizans'tan alınan bu toprakları Türkleştirdi. Avlanmayı çok severdi. Din alimlerine hürmet eder, onları batinilerden korumak için sarayda bulundururdu. Gazali gibi büyük bir İslam alimi onun himayesi altında rahatça din işleriyle uğraşabilmiştir. Ticari mallardan alınan vergilerin bazılarını kaldırdı. Ermeni patriğinin isteği üzerine kiliseleri, manastırları ve rahipleri vergiden muaf tuttu. Haç yollarında su kuyuları açtırdı ve bu yolların emniyetini sağladı. Bağdat'ta Sultan Melikşah Camii'ni yaptırdı. Isfahan'da bir rasathane, çeşitli yerlerde ise kervansaray, köprü,
imaret, kale, hisar ve medreseler inşa ettirdi. Melikşah'ın en büyük ideali, bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam birliğini kurmaktı. Bu ideal için önemli adımlar atan Melikşah, devletin sınırlarını genişletirken İslam dünyasını da bir araya getiriyordu. Melikşah, hem doğuya hem batıya, hem güneye hem de kuzeye doğru genişleyen dünyada nadir bir hükümdardır. Batıda Bizans gibi tarihi bir devle mücadele etmiş, güneyde Fatimilerle, kuzeyde Gürcistan, doğuda ise Gazneliler ve Karahanlılarla uğraşmıştır. Tümünü de alt etmiştir. Melikşah'ın aynı anda dört cepheden birden başarı alması, kendisinin zekası kadar yanındaki büyük devlet adamı Nizamülmülk'ün de büyük katkısı olmuştur. Çok güçlü bir devlet teşkilatı kurdukları için özellikle istihbarat alanında da çok iyi olduklarından devleti mükemmel yönetmişlerdir. Mesela egemenliği esnasında bir kuzeyden bir doğudan isyan çıkmış, Melikşah her seferinde zamanında hamlelerle bunları püskürtmeyi başarmıştır. Türk devletlerinin makus tarihini burada da görmek mümkün. Melikşah, uzun süre ayakta kalabilecek olan bir dünya devleti inşa etmek istiyordu. Bunu başarmıştı. Ama taht kavgaları, fitne, iç kargaşa onun sonunu getirdi. Melikşah'ın ölüm sebebi tam bilinmese de, ortaya çıkan kargaşaların arttığı bir dönemde ölmesi ve çok genç yaşta olması ölümünü şüpheli kılmıştır. Geçmişte Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiştir. Ömer Hayyam, Nizamülmülk, Gazali onun döneminde yaşamıştır. Melikşah döneminde Anadolu'nun dörtte üçü ele geçirilmiş, Selçukluların en parlak dönemi yaşanmıştır. Onun döneminde Selçuklu en güçlü İslam devleti olmasının yanı sıra dünyanın da en güçlü devletiydi. Devletten imparatorluğa dönüşüyordu. Melikşah henüz 18 yaşındayken dünyanın en güçlü devleti olmaya aday olan Selçukluların başına geçmiştir. Babası Alparslan döneminin veziri olan Nizamülmülk, Melikşah'ın başa geçmesi için çaba sarf etti ve de başardı. Önce amcasının çıkardığı isyan söndürüldü. Abbasi halifesi Melikşah'ı yeni Selçuklu sultanı olarak tanıdı. Bizans'ı toza dumana katarak gerileten ve topraklarını alan Melikşah, burayı Anadolu Selçukluları olarak egemenliği altında yönetti. Ardından Gürcistan'ı ele geçirdi. Kudüs'ü ve Şam'ı emrindeki Atsız Bey'in orduları ile ele geçirdi, Fatimilerden geri aldı. Mısır'ı alarak Fatimileri silmek isteyen Atsız Bey bunu başaramadı. Fatimiler bundan güç alıp Kudüs'e ayaklandı ama Atsız Bey orduları hem bu isyanları bastırdı hem de Suriye'nin geri kalan illerini de ele geçirdi. Bu esnada çeşitli sıkıntılar yaşandı. Melikşah'ın oğlu da isyan bayrağı açtı. Melikşah onun üzerine yürüyünce af diledi. Melikşah affetti. Ama tek iş ikinci kez isyan etti, bunun üzerine de idam edildi. Anadolu'nun iç bölgelerini de tek tek ele geçirerek birleştiren Melikşah, burada içeride kalan Urfa'yı da Hristiyanlardan aldı. Akdeniz'e geldiğinde atını denize sürdü, kılıcını çekerek, "Allah İran denizinden Akdeniz'e kadar olan bölgeleri bana verdi." Denizden aldığı bir miktar kumu, babası Alparslan'ın mezarına koyan Melikşah, babasının mezarı başında, "Babam Alparslan, henüz çocuk olarak bıraktığın oğlun dünyayı baştan başa fethetmiştir." Ardından eşi Terken Hatun'un kardeşi, yani Karahanlıların hükümdarının başarısız yönetimi sonrası Karahanlı Devleti'ne yürüdü. Melikşah önce Buhara'yı aldı, sonra da diğer Karahan illerini almak için ilerleyince Doğu Karahan Devleti Melikşah'a bağlılık yemini etti. Melikşah Çin Seddi'ne kadar topraklarını genişletmiş oldu bu şekilde. Melikşah ardından tüm emirlerini çağırarak bir toplantı yaptı. Hedefi tüm Afrika'yı ele geçirmek, ardından Doğu Roma'yı alarak dünyayı yönetmekti. Melikşah öncelikle bir emirini bugünkü Arabistan'a gönderdi. Buralar Fatimilerden temizlendi. Fatimilerin toprakları küçüldü. Bundan sonra olumsuz durumlar yaşandı. Nizamülmülk
Melikşah'ın oğlu Yaruk'u veli hat etmek isterken Terken Hatun 4 yaşındaki oğlunu istiyordu. Melikşah'la Nizamülmülk'ün arası biraz bozulmaya başlamıştı. Bu esnada Nizamülmülk yolda bir Hasan Sabbah fedaisi tarafından suikast sonucu şehit edildi. Melikşah tacı mülkü vezirliğe getirdi. Ama daha şimdiden taht kavgası başlamıştı. Melikşah'ın halife ile evlendirdiği kızı da kendi çocuklarının veliaht olmasını istiyordu. Böylece halife ile de araları açıldı. Melikşah Bağdat'a yürüdü ordusuyla. Ama bu esnada henüz gencecik bir padişahken hayatını kaybetti. Ölümü hakkında çeşitli iddialar var. Ermeni kaynakları barışsever bir insan olarak tanıdıkları Melikşah'ı karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmiştir. Şii kaynakları ise çok daha uçuk bir iddia ortaya atmıştır. Melikşah'ın 10 tane Şii din adamını sarayında ağırladığını, bu din adamlarının Melikşah'ı Şii yaptığını, Nizamülmülk'ün ve bazı Sünni din adamlarının da Şiiliğe geçtiğini ve bundan hazmedemeyen bazı Sünni kesimlerce Melikşah'ın öldürüldüğünü iddia etmektedir. Bu kaynakların güvenilirliği son derece zayıftır. Melikşah, ömrünü batıniliğe mücadeleye adamış biri olarak böyle bir şeye yöneleceği mantıklı değildir. Ayrıca Melikşah'ın itibar ettiği Sünni din adamları, günümüzde bile çok sağlam kaynak olarak dini konularda referans alınan kişilerdir. Melikşah'ın bunların bilgilerine dayanmadan propagandalarla görüş değiştireceği ihtimali sıfıra yakındır. Melikşah'tan sonra her zamanki gibi devlet bir boşluğa girmiştir. Taht kavgaları henüz cenaze merasimi bile düzenlenmeden başlamıştır. Melikşah'ın ardından bir süre Selçuklular zayıflamıştır ama ardından Sencer gibi hükümdarlarla bu giderilmiştir. Melikşah, ülkenin her yanına en iyi adamlarını emir olarak atamıştır. Ve bu güçlü devlet adamları ve komutanlar sayesinde herhangi bir bölgede karışıklık çıktığı anda bunlar vasıtasıyla da müdahale edilmiştir. Çok geniş sınırlara ulaştığı için doğudan batıdan aynı anda genişlemek zor olduğundan Melikşah bunu emiri altındaki komutanlarla yapmıştır. Anadolu'daki Selçuklular Bizans'a mücadele etmiş. Şam'daki komutanı Fatimilerle uğraşırken kendisi de Karahanlılarla mücadele etmiştir. Melikşah döneminde devlet bir tür federasyon şeklinde yönetilmiştir. Bu, ordunun işini kolaylaştırsa da zamanla devlet otoritesini zayıflatmıştır. Ayrıca en büyük handikap kendisinin yakınlarının taht kavgasını çıkarmasıydı. Önce amcası, sonra kardeşi, ardından oğlu. Melikşah'ın bu anlamda birinci derecede yakınlarından neredeyse uğraşmadığı kimse kalmamıştır. Melikşah'ın ihtişamı biraz Fatih Sultan Mehmet'e benzetilebilir. Çok genç yaşta başa çıkıp düşmanlarını tek tek alt eden Melikşah, 20 yıl gibi kısa bir sürede başta kalması, genç yaşta vefat etmesiyle de onu andırmaktadır. Melikşah döneminin asıl imtihanlarından biri de hiç şüphesiz batinilerdir. Hasan Sabbah gibi sapkın bir tarikat liderinin yanında onların fikir babası Fatimi Devleti ile de uğraşmıştır. Türkiye'nin kara kutusu.